Görgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize Diva ip kullanacağım. Yani şöyle yazlık bir ip kullanacağız. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Evet, öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Şöyle 2 şiş üzerine ilmeklerimi çıkaracağım. İpi bu şekilde parmağımı doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim için herhangi bir ilmek sayısı gerekmiyor. Dilediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz. Tek ya da çift fark etmiyor. Evet, ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Yine de bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım. Şişimin birini çıkarıyorum ve başlayalım. Modelin alt kısmına lastik gerekmiyor arkadaşlar. Dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz ama ben şu anda lastik geçmeyeceğim. Şöyle bir sıra düz örgü öreceğim ve ön yüzden modelin kurulumuna geçeceğim. Modelimizi ön yüzden kuracağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeği 2 kez dolayarak düz ördüm. 2 kez doluyorum, düz örüyorum. 2 kez doladım, düz ördüm. 2 kez doladım, düz ördüm. Modelin birinci sırası bu şekilde. Son ilmeğim. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi şöyle ters örerek açıyorum. İkinci sıramız arka yüzde bu şekilde. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şöyle şu anda tabii ki anlaşılmıyor modelimiz. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi bakın şu ikisinin arasından değil şu alttaki boşluktan bir ilmek çıkardım. Bu ilmeği örmeden şişimi aldım. Tekrar sıradaki iki ilmeğin ara kısmından şu şekilde
Bir ilmek çıkardım. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Ara kısımdan bir ilmek çıkardım. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Modelimizin üçüncü sırası bu şekilde. Devam ediyorum. Sonuncu bakın şu iki ilmeğin arasından şuradan şişimi geçirdim, ilmeğimi çıkardım. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Üçüncü sıramız da bu şekildeydi. Modelin dördüncü ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. İki ilmeğimizi birlikte bakın şöyle düz örüyoruz. Devam ediyorum. İki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum ve hem modele şekil vermiş oluyoruz hem de ilmek sayımızı eski haline getiriyoruz. Bu da modelimizin son sırası. Model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Ve bu sıradan sonra model ortaya çıkmış oluyor. Son ilmeklerim. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğimi de şöyle ters olarak ördüm. Burası arka yüzü, burası da modelimizin ön yüzü. Modeli bir kez kurduk. Şimdi bir kez daha birlikte kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine sıradaki ilmeğimi iki kez dolayarak düz örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeği iki kez dolayarak düz ördüm. Modelimizi tekrar kuruyoruz. Evet, ben sıramı geçip geliyorum. Sıramı geçtim, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki bütün ilmekleri ters örüyoruz. Ters örerek ilmeklerimizi açıyoruz bu şekilde. Bakın. Evet, ilmeklerimi ters olarak ördüm. Bakın şimdi modelimiz daha da iyi anlaşılmaya başladı artık. Devam ediyoruz. Ön yüzeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine sıradaki iki ilmeği şöyle bakın şu alttaki aradan ilmeğimi çıkardım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. İlmek çıkardım. Örmeden aldım. İlmeğimi çıkardım. Örmeden aldım. İkinci modelimizin üçüncü sırası. Evet, sıramı geçip geliyorum. Sıramı geçtim ve modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım.
Sıradaki ilmeklerimi 2 2 düz olarak örüyorum. Bu sırada modelimin son sırası, ikinci modelimin son sırası. Gördüğünüz gibi modelin yapım aşaması oldukça kolay. Modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Şimdi şu sıramızı birlikte geçelim. Modeli size bir de şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Son iki ilmeğim, kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, modelimiz kendini belli etti. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Dediğim gibi kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Onu göstereyim. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimin daha büyük hali bu şekilde. Şöyle salaş duran bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Evet, ben dediğim gibi yazlık iplerle denedim modeli. Dilediğiniz iplerle uygulayabilirsiniz. Bu şekilde ince iplerle örünce şöyle biraz dantel bir görünümü oluyor modelimizin. Daha salaş bir görüntüsü oluyor. Şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Yine yazlık bluzlerinizde kullanabilirsiniz. Yazlık yeleklerinizde, etol şal yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.